Ensar Vakfı ve Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği program ile Ömer Döngeloğlu'nun katılımıyla Çanakkale Şehitlerini Anma programı gerçekleştirilecek. Programın tanıtımı için Ensar Vakfı ve Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği yöneticileri düzenlenen kahvaltılı programda basın mensuplarıyla bir araya gelirken, pazar günü İnegöl Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek programın saat 20'de start alacağı açıklandı. Basın toplantısında açıklamada bulunan Ensar Vakfı Başkanı Fatih Bayram yapacakları programa tüm ilçe halkını davet ederken konuyla ilgili şu bilgiler verdi. Yine Ensar Vakfı ve Ateş Karıncaları olarak 1915 Çanakkale şehitlerini anma gecesini yapma kararını almış bulunmaktayız. Allah nasip ederse 17 Mart pazar günü akşam saat 8'de İnegöl Stadyumu'nun yanındaki Kapalı Spor Salonu'nda Çanakkale şehitlerini anma programını sizlerle birlikte icra edeceğiz. Programımız güzel Kur'an-ı Kerim açılışıyla beraber Mehter Marşı'yla, şiirlerle, videolarla ve saygıdeğer hocamız Ömer Döngeloğlu Beyefendi ile birlikte güzel sunumlarıyla şehitlerimizi anmelerle, yasınlarla hatırlayacağız. Peki, neden Çanakkale? Saygıdeğer aileler, anneler, babalar, Çanakkale bir ülkenin, bir devletin, bir milletin, bir bayrağın yeniden ayağa kalktığı yerdir. Çanakkale bu aziz vatanı bizlere miras bırakan dedelerimizin, annelerimizin, bacılarımızın, şehitlerimizin, gazilerin miras bıraktığı yerdir. Çanakkale akla gelince şehitlerimiz Seyit Ali Onbaşı gelir, gazimiz. Ezineli Yahya Çavuş gelir. Bunları gençlere anlatmamız, tarihini hatırlatmamız lazım. Bizzati Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın katılımlarıyla, şehitlerin yardımıyla, evliyanın, gazilerin, alimlerin, komutanların, anaların, babaların ve bütün ümmeti Muhammed'in yek vücut olduğu yerin adı Çanakkale'dir. Et ve kemiğin çeliğe ve demire galebe çaldığı, küresel emperyalizmin belini kırıldığı, Haçlı severlerine kırmızı kart çıkarttığımız, dur dediğimiz yerin adı Çanakkale'dir. Çanakkale öyle bir yerdir ki 35 kilometreyi 40 devlet üstümüze geldi, geçemedi. İstanbul'daki mahyalara hocalarımız aynen şunu yazdı. Çanakkale geçilmez. Evet, bütün dünya Çanakkale'nin geçilmediğini, bir ümmetin yekpare bir yerde toplandığı, kan ve kemikten yoğrulmuş bu vatan topraklarının şehit kanlarıyla sunularak bugün al bayrağın gölgesi altında yaşama hakkı kazandığımız yerin adıdır. İşte biz İnegöl olarak, Ateş Karıncaları ve Ensar Vakfı olarak şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. Dedemizi unutmadığımızı göstermek maksadıyla bu pazar stadyumun yanında Kapalı Spor Salonu'nda saat 8'de akşam Ömer Döngeloğlu Beyefendi'nin katılımlarıyla da 18 Mart 1915 Çanakkale şehitlerini anma programını bu pazar günü icra edeceğiz. Buradan herkese sesleniyorum. Siz yoksanız bir eksiğiz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Aynı vatanda, aynı bayrakta, aynı duygu ve düşünceyle yaşadığımız bu toplulukta bütün aileleri, çocuklarıyla beraber al Türk bayrağını sen de dedin anmaya gel diyoruz ve pazar günü kapıda sizleri bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.